Bugün biz yeni haber aldık. Dediler ki alandalar. Biz alana geldik. Gittik böyle bir gezdik. 100 falan hakim getirdik. Kimse yok dedik. Yukarıda gelirken dedik ya Ahmet'e dedik ya şimdi bunlar burada çıkarlar dedik. Saat 12'ye geliyor dedik. Ancak gelsinler. Bir baktı buna çıktılar. Bunlar bize bunu söyledi. Biz bu yerleri almışız. Biz bu burayı biz yapacağız. Ve biz dediler kesinlikle burayı asker çağıracağız. Asker gelecek dedi. Biz de dedik asker çağırın dedi. Bekliyoruz dedi. Asker çağırdılar. Asker bunlara geri döndü. Dedi ki alanı terk edin. Ve şimdi bu anda asker gelmediği için alanı terk ettiler. Biz dedik ki gidin belediyeyi çağırın. Belediyedekileri çağırın. Belediye başkanını çağırın. Bu işin muhatabı olanları çağırın. Onlar da onları aradılar. Hiç kimse cevap vermedi. Hiç kimse de muhatap olmadı. Sonuç olarak olay şu. Biz bundan sonra burada günlük nöbet tutacağız. Ne pahasına olursa olsun. Hangi parti bu projeyi savunursa savunsun. Kim savunursa savunsun. Hiç bizim umurumuza değil. Biz tamamıyla ideoloji üstü, tamamıyla parti üstü, kendi yedi bedenimize ait olan kendi coğrafyamıza sahip çıkıyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Biz bu buranın ikinci bir ilç olmasını kesinlikle istemiyoruz ve kesinlikle bu projeyi istemiyoruz. Bizim için en önemli birisi bizim burası 38 hafızamızdır. Bedelsiz, kefensiz yatan insanlarımız vardır. İkincisi burası bizim ziyaret yerlerimizdir. Bizim inanç yerimizdir. Sultanpaşa var, aşağıda Kara Haydar var. Derozumuz var. Üçüncüsi bakın burada bilirkişi 9 tane endemik bitki tespit etti. Hollanda'da 6 tane var. Üçüncüsü Dersim'in su hafızasıdır. Dördüncüsü 4.900 ağaç çeşidi. Altıncısı yani beşincisi hayvancılık tamamıyla son bulacak. Tarım tamamıyla son bulacak. Köylerin yaşam alanları tamamıyla elinden alınacak. Yani bir sürü şeyi bir araya getirdiğimiz zaman biz bu projenin topluma ve çevreye zararlı olduğunu ve biz bu projeyi bir nevi Dersim'de maden yollarını, maden şeylerini yolunu açmak için ortaya sürülen bir proje olduğuna inanıyoruz. Şimdi bunlar bizi aşarlarsa yarın da bu dağın öbür tarafında, Kırmızı Dağ'ın öbür tarafında orada maden çalışmalarını başlatacaklar. Bir kere bu kırıldı mı bu zincir? Artık bunu toparlayamayız. Kesinlikle istemiyoruz. Ne pahasına olsa olsun istemiyoruz. Başında söyledim, bir daha söyleyeyim. Bizim için ideoloji hiçbir değeri yok. Partinin hiçbir değeri yok. Biz kendi doğamıza sahip çıkıyoruz. Yaşam alanımıza sahip çıkıyoruz. Dersim'e sahip çıkıyoruz. Dersim'in geleceğine sahip çıkıyoruz. Biz var ya bugün de sonra kendi kulübelerimizi buraya yapacağız. Biz kulübelerimizi buraya kuracağız, yapacağız ve kendi kulübelerimizi içinde bekliyoruz. Yapmak isteyen firma ve bilhassa bu projeyi savunan partiler, savunan şahıslar, savunan belediye bu ilgisini yapsın. Evet. Biz burada bekliyoruz.